Herkese merhabalar. Özel güvenlik örnek sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. YouTube kanalına abone olup kanala katılarak 84. dönemden 100. döneme kadar olan konu anlatımlı soruları çözebilirsiniz. Ayrıca %100 çıkacak sınav sorularına Nedim Şeker Akademi Instagram hesabından da takip edip tüm sorulara erişebilirsiniz. YouTube Nedim Şeker Akademi ve Ehliyet SRC özel güvenlik kanallarına abone olup soruları, konuları dinleyip sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Özel güvenlik sınavı derslere göre hocam hangi sorular, hangi konulardan geliyor? Son zamanlarda sık sık mesajlar atılıyor. Özel güvenlik hukukundan 20 adet soru geliyor. Etkili iletişimden 13 adet. Güvenlik tedbirlerinden 12 adet, kişi korumadan 10, ilk yardımdan 10 adet. Bugünkü konumuzda temel ilk yardım konusunu da genel tekrar yapacağız. Yangın güvenliğinden 10 adet, genel kolluk ilişkilerinden 8, kalabalık yönetiminden 8, güvenlik sistemlerinden 5, olay yeri korumadan 2, uyuşturucu maddeden de 2 soru geliyor arkadaşlar. Toplamda 100 soru geliyor. Her soru 1 puan. 100 soru 100 puan üzerinden değerlendiriyor. 60 alanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Silahsız özel güvenlik için arkadaşlar bildiğiniz gibi 18 yaşından bitirip ortaokul mezunu olanlar başvurabiliyor. Ve 60 puan üzeri alanlar sınavı başarılı sayılıyor. Özellikle bunlardan da az önce de bahsetmiştim. Hangi derslere çalışmanız gerekiyor? Burayı da tekrarlamanız önemli. Geçiyoruz. Evet, geçelim hemen sorularımıza. Özel güvenlik komisyonunun görevlerinden mutlaka yine sık sık sınavlarda soru geliyor arkadaşlar. Özel güvenlik komisyonunun görevleri nelerdir? İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine özel güvenlik personeli istihdam etmek, kurum ve kuruluşların talebi üzerine iş yerlerinin çalışanlarının tesislerin özel güvenlik birimi kurmak, özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak ve güvenliğin sağlanmasına karar vermek, özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını bulundurulabilecek ve taşınabilecek silah ve tesisatın miktar ve niteliğini tespit etmek, para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek ve taşınabilecek silah ve sayısının niteliğini belirlemek, koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek, para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamu açık ve umumi mahallelerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla sınırlandırıcı kararlar almak, özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin taleplere karara bağlamak, özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak. Burası çok çok önemliydi arkadaşlar. Yıldızlı sınav soruları, bakın, özel güvenlik komisyonunun görevlerinden mutlaka soru geliyor, bilginiz olsun. Hemen sorulara başlayalım. Evet, birinci sorumuz, özel güvenlik birimlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? İl Özel Güvenlik Komisyonu, İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Tabii ki az önce de söylediğimiz gibi üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından onaylanır. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen ikiye bakalım. İki, özel güvenlik görevlerinin yetkilerinden gelmiş. Bakın sorumuz, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir? Parmak izi ve fotoğraf alma, gözaltına alma, güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama.
ifade alma, delil inceleme. Özel güvenlik görevlerinin yetkilerinden mutlaka her sınavda soru gelir arkadaşlar. Onun için ben de bütün çektiğimiz soruların içerisine özel güvenlik görevlerinin yetkilerini alıyoruz. Özellikle bir kimlik sorma, iki arama yetkisi, emanete alma, iş yeri ve konuta girme, yakalama, zor kullanma, silah bulundurma, taşıma yetkisi, suça el koyma, delilleri muhafaza altına alma yetkisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasındadır. Parmak izi, gözaltı, ifade, delil inceleme bunlar özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yoktur. Evet, güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama nedir? Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasındadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuza hemen bakalım. Koruma ve güvenlikten sorumlu kişiler hakkında bulundurulması ya da taşınması gereken silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini gereken durumlarda diğer fiziki ve aletli güvenlik önlemlerini belirlemekte yetkilendirilmiş organ aşağıdaki şıklardan hangisidir? A. Jandarma Komutanlığı, B. İl Emniyet Müdürlüğü, C. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, C. Ticaret ve Sanayi Odası, E. Özel Güvenlik Komisyonu. Evet bakın arkadaşlar yine Özel Güvenlik Komisyonu'ndan ikinci soru gelmiş. Dikkat edin. Edirne seçeneği doğru cevap. Devriye yöntemlerinden mutlaka sınavda soru geliyor. Arkadaşlar yıldızlı sınav sorusu. Devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılması hangi devriyeye girer? Rutin devriye, rastgele devriye, planlı devriye, dairesel devriye, geri dönüşlü devriye. Devriye yöntemleri olağan devriye, dairesel, geri dönüşlü ve planlı şeklindedir. Planlı yetkili amir tarafından önceden belirlenmiş güzergahlara bağlı kalmak üzere yapılan devriyedir. Olağan rutin, plan ve programa bağlı kalmadan yapılan, rastgele gezilen olağan devriyedir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeriye doğru yapılması. Bakın burada devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasını sormuşlar bize zaten. Dikkat ederseniz burada da nedir cevabımız? Dairesel devriyedir. Geri dönüşlü devriye nedir? Devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesi geri dönüşlü devriyeye örnektir. Denizli seçeneği. Beşinci soruya geçelim. Aşağıdaki kurumlardan hangisi alarm izleme merkezi kurmak ve işletmek için yeterlik belgesi verebilir? İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası, Valilikler, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı. Evet, burada da tabii ki valilikler izin veriyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet, burada yangın çeşitlerinden sormuşlar arkadaşlar. Burası da çok çok önemli. Konu pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı. Bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar, yangınlar hangi sınıf yangınlar arasına girer diye sormuşlar. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı. Tabii ki pişirme gereçlerindeki ortamlar, bitkisel ve hayvansal sıvı ve katılar F sınıfı yangınlara örnektir. Cevap Edirne seçeneğidir. Yangın sınıflarını da şöyle hızlı bir şekilde tekrarlayalım. A sınıfı yangınlar genellikle organik esaslı katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlardır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır. D sınıfı yangınlar metal, yanabilen hafif metal yangınlarıdır. F sınıfı da sorumuzdaki pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı yangınlarıdır. Cevap Edirne seçeneği dedikten sonra hemen 7'ye geçelim. 7. sorumuz şöyle: kaza geçiren bir yaralıyı omuriliğine zarar vermeden haraçtan çıkarılmak için hangi taşıma tekniği kullanılır? A. İtfaiyeci yöntemi, B. Hemlik manevrası, C. Altın beşik yöntemi, D. Ayaklarından tutarak sürükleme,
Errenteq manevrası. Tabii ki arkadaşlar bu soru hem ehliyette hem SRC'de hem de özel güvenlikte çıkan önemli bir sınav sorusudur. Rentek manevrasıdır. Cevabımız Edirne seçeneği. 8. sorumuz kişiler, kurumlar, nesneler ya da olaylar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan verilen peşin kararların ismi nedir? Saygı, empati, tutum, ön yargı, bilgisizlik. Bakın, yeterli bilgi sahibi olmadan verilen peşin hükümler nedir? Ön yargı değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. 9. sorumuz liderler bir topluluğu etkilemek ve yönlendirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmazlar? A. inandırma, B. sunum yapma, C. ikna etme, D. ödüllendirme, E. zor kullanma. Bakın arkadaşlar burada liderler bir topluluğu etkilemek ve yönlendirmek için kesinlikle zor kullanmazlar, değil mi? Cevabımız Edirne seçeneğidir. 10. sorumuz koruma çeşitlerinden gelmiş. Bakın koruma çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. İş yeri koruma, B. konut koruma, özel koruma, yakın koruma, beden sağlığını koruma. Evet, son zamanlarda bu soru sık sık sınavlarda geliyor. Beden sağlığını koruma çeşitleri arasında yoktur. 11. soru. Hangisi korunan önemli kişiye yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir? İntihar saldırıları, silahlı saldırılar, rehin alma, yumurta atma, bombalı saldırı. Önemli kişi VIP'e yönelik ağır saldırı yöntemlerinden birisi olmayan hangisidir? Bakın. Ağır saldırı. Şöyle baktığımızda yumurta saldırısı ağır bir saldırı mıdır? Hayır, değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. 12. Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir? Tayfun, sel, kasırga, tsunami, hortum. Evet. Bu da cevabımız nedir? Seldir. Cevap Bursa seçeneğidir. 13. sorumuz. Evet, 13. sorumuz. Burada iki soru cevaplayacağız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma, etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir? Hilal düzeni, kılıç düzeni, kama düzeni, satıh düzeni, makas düzeni. Tabii ki burada kama düzenidir. Bize de kama düzenini sormuşlar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı müdahale düzenlerinden biridir? Kama, birebir, yürüme, koşma, kaçış. Tabii ki yine kama düzenidir. Cevap. Kama düzeninde amaç topluluğu bölmek ve yanlara doğru dağıtmak. Kalabalık içindeki lider toplulukları yakalamak, tahliye etmek, toplu alanlarda kalabalıklarda yoğunluk içerisinde yol açmaktır. Evet. 14. soruya geçelim. Adli makamların çıkarttığı yakalama kararı kişilerin hangi hakkını kısıtlamaktadır? A. Konut dokunulmazlığı, B. özgürlük, güvenlik, C. yaşama hakkı, D. özel hakkın gizliliği hakkı, E. mülkiyet hakkı. Evet, burada da özgürlükten bahsetmiş değil mi? Özgürlük ve güvenlik hakkıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. 15. sorumuza bakalım. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için 5442 sayılı İl İdare Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmakla yetkili kişi kimdir? Mülki İdare Amiri, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı. Evet, burada da tabii ki nedir? Mülki idare amiridir doğru seçenek. Evet, hemen 16'ya geçerim. 16. sorumuz şöyle.
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, bakalım hemen. A. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir defaya mahsus yapılmakta olup kişi işten kesilinceye veya emekli oluncaya kadar geçerliliğini korur. B. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her sene yenilenir. C. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir. D. Özel güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olup süre bitiminde yenilenir. E. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının süresi yoktur. Tabii ki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 17. soru şöyle. Belirlenmiş bir amaca giden yolda insanı harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya nokta nokta denir. Yukarıda boşluk olan yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? A. Stres ve endişe, D. Etkileşim, D. Motivasyon, E. Kaygı. Bakın burada bize sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya ne denir? Motivasyon denir, değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. Etkileşim nedir? Etkileşim birbirini karşılıklı olarak etkileme işidir. Kaygı nedir? Kötü bir sonuç doğacak diye duyulan üzüntüdür, tasadır. Stres, zorlu ya da rahatsız edici bir durum karşısında kişinin hissettiği duygusal ve fiziksel gerilim halidir. Endişe, çaresizlik, değil mi? Panik, alarm duygusu nedir? Endişeye sebep olur. 18. soru. Otogarda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet, terminalin kapısından geçen kişi de ruhsatsız silah olduğunu fark etmiştir. Ahmet bu durumda ne yapmalıdır? A. Şüpheli kişiye silahla otogara girmesinin yasak olduğunu söyler ve silahı teslim alır. B. Silahı alıkoyar, şahsı gönderir, polise haber verir ve tutanak tutarak silahı polise verir. C. Silah ruhsatsız olduğu için kişinin ruhsat alması için emniyete gitmesini gerektiğini söyler. D. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasını gerektirir. E. Zaman kaybetmeden polise haber vermeli. Polis gelene kadar hem silahı hem de şüpheli kişiyi koruma altına alır, tutanak tutar ve polise teslim eder. Tabi bakın arkadaşlar, soruyu okuduğunuzda sorunun cevabı da net olarak karşınıza çıkıyor, değil mi? Burada Edirne seçeneğinde bariz cevap ortaya çıktı, uzun olmasına rağmen. 19. soru şöyle. Eşkal tarifi sırasında bir insanın değişmeyen özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ten rengi, dilsizlik, yanık izi, kekemelik, öfke hali. Tabii bakın, ten rengi, dilsizlik, yanık izi, kekemelik, bunlar eşkal tarifinde birebir özelliklerdir. Ama öfke hali nedir? Olamaz. Edirne seçeneği doğru cevap. 20. soru. Kontrol noktasında çalışan özel güvenlik görevlisi Sinem ile Deniz hangi yetkileri kullanamazlar? Bakın, zor kullanma, gözaltına alma, yakalama, arama, güvenlik cihazından geçirme, emaneti alma. Hangi yetkileri kullanamazlar diyor. Bakın, hangi yetkileri kullanamazlar? Özel güvenlik görevlileri, kişileri gözaltına alma yetkisi var mı? Kesinlikle yok, değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. 21. soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri bir binaya yalnızca yetkili ya da izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak için kullanılan cihazlardan ya da sistemlerdendir?
Bir kartlı geçiş sistemi, iki X-ray cihazı, üç metal dedektörü. Burada da tabii ki kartlı geçiş sistemidir, değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. 22. Empati ile sempati arasındaki fark nedir? Bakın bu da sık sık sınavlarda gelen sorular arasında. Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek öne çıkar. B. Empatide duygular önemsizdir. C. Empatide kişiyle beraber üzülür ya da mutlu olursunuz. D. Sempatide düşünceler ön plandadır. E. Aralarında bir fark bulunmaz. Evet, burada da ikisinin arasındaki farkı sormuşlar. Empati ile sempati arasında. Empatide anlamak, sempatide hak vermek öne çıkar. Cevap Adana seçeneğidir. 23. soru, genel kolluk kontrolü ve gözetimi altında özel güvenlik görevlilerinin yaptığı hava meydanları aramasının adı nedir? Üst araması, idari arama, önleme araması, iş yeri araması, adli arama. Tabii burada da önleme aramasından bahsetmiş, değil mi arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 24. soruya bakalım. Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur? Çemberin dışında, çemberin önünde, çemberin arkasında, çemberin içinde, çemberin sağ arka tarafında. Tabi burada önemli kişi nerede olmalıdır diyor. Koruma amiri koruma çemberinin neresinde olmalı? Tabii ki içinde, değil mi? Çemberin içinde olması gerekiyor. 25. soru. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet patlama sonunda oluşan yangından yaralı olarak birini kurtarıyor. Ahmet ilk yardım kapsamında hangisini yapmalıdır? A. Kişi yanmaya devam ediyorsa üstüne bir battaniye atar ve yuvarlayarak yanmanın durmasını sağlar. B. Su toplayan kısımları patlatır. C. Yanığın üstüne yanık giderici merhem sürer. D. Yanmış bölgedeki derileri kaldırır. E. Yanık bölgesine bandaj uygular. Evet, patlama söz konusu ise, değil mi? İlk yardım olarak ne yapmalı Ahmet? Kişi yanmaya devam ediyorsa üstüne bir battaniye atar. Yuvarlayarak yanmasını, durmasını sağlar. Adana seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, 25. sorudan sonra temel ilk yardım konusunu kısaca şöyle hızlı bir şekilde açıklayalım. Buradan da 10 tane soru mutlaka geliyor. 100 sorunun 10'u buradan geliyor. Çok çok önemli. Onun için İlk yardım konusunu da detaylı bilmeniz gerekiyor. İlk yardım nedir? İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yaralıyı hayata döndürmek ve durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla eldeki imkanların yapılmasına biz ilk yardım diyoruz. Bunu yapan kişi de ilk yardımcıdır, değil mi? Vücudun en küçük canlı birimine hücre denir. Vücuttaki canlılık faaliyetlerini yerine getirmek için genellikle aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna doku denir. Kazı zedeye ilk yardım kaza yerinde uygulanır. Suni solunum, solunumu durmuş olan kimseye hava vermektir. Karbon monoksit zehirlenmelerinde hastada tende bronzlaşma meydana gelir. Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir. En etkili suni solunum yöntemi ağızdan ağza uygulamadır. Kedi, köpek, hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak sabunlu su ile yıkanması gerekiyor. Kemik, eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokusunun zorlanması, yırtılması, kopmasıyla sonuçlanan durum burkulmalıdır. Kısa sürelidir. Geçici ve doğru kanama durdurma yöntemi kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamaktır.
Suni solunuma tıbbi yardım gelene kadar devam edilir. Kalbin her kasılmasında atar damarlar için atılan kanın atar damarları genişleyip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara nabız denir. Bak dinle hisset yöntemiyle hastada solunum olup olmadığını kontrol ederiz. İlk yardımın öncelikli amacı yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamaktır. Küçük dolaşım kanın kalpten akciğerlere ulaştırılmasıdır. Şah damarlarında 5 saniyeden fazla kan, fazla nabız alınamadığında ilk akla gelmesi gereken kalbin durmuş olduğudur. Beyne giden kan akışının azalma sonucu kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybı meydana gelir. Buna da biz ne diyoruz? Bayılma diyoruz. Temel yaşam desteği de 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes verilir. İlk yardımın ABC'sinde A, hava yolu açıklığını sağlamak. B, solunumu değerlendirmek. Baş çene pozisyonunda 10 saniye süreyle yapılıyor ve C'de de dolaşımını değerlendirmektir. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes. Dakikada 100 bası olacak şekilde bu işleme devam ediyoruz. Evet, 26. sorumuz şöyle. İlk yardımın öncelikli amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Hayati tehlikeyi yok etmek. B. Hayati fonksiyonların devam etmesini sağlamak. C. Ortamdaki güvenliği korumak. D. Hasta ya da yaralının durumunun daha da kötüleşmemesi için gerekli tedbirleri almak. E. Hasta için gereken tıbbi tedavi yapmak. Tıbbi tedavi yapmak arkadaşlar sağlık personelinin görevidir. İlk yardımcının görevi değildir. Burada da cevabımız Edirne seçeneğidir. 27. soruya bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik kanununda yer alan yazılı görevleri yaptığı sırada yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine ya da ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına hangi şekilde tazminat ödenir? A. İş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde yer alan miktara ve esaslara göre tazminat verilir. B. Son kararı verecek kişi bilir kişidir. C. Silahlı özel güvenlikler alabilir. D. Tüketici hakem heyeti karar verir. E. Soruşturma tamamlanmadan tazminat verilmez. Evet, burada da arkadaşlar iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde yer alan miktara ve esaslara göre tazminat ödenmesi gerekiyor. Cevap Adana seçeneğidir. 28. soru. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerce özel güvenlik şirketinin hizmet verdiği alışveriş merkezinde yapılan denetlemede özel güvenlik görevlisi Ayhan'a üniforma giydirilmediği tespit edilmiştir. Bu durumda özel güvenlik yöneticisi hakkında uygulanacak yaptırma şartlarından hangisidir? Uyarma, kınama, adli para cezası, hapis cezası, idari para cezası. Tabii ki burada da idari para cezası verilir. Cevap Edirne seçeneğidir. 29 yıldırım düşmesi sonucunda yangın ve çarpılma riskini ortadan kaldırmaya yönelik kurulan tertibat aşağıdakilerden hangisidir? Para toner, B dedektör, C yağmurlama, D alarm cihazı, E dozimetre. Bakın burada yıldırım düşmesi dediği için direkt aklınıza ne gelecek arkadaşlar? Para toner gelmesi gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 30. sorumuz X-ray cihazlarından gelmiş. X-ray cihazlarında mutlaka yine sınavda soru geliyor. X-ray cihazları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Şahısların üzerinde saklı bulunan nesnelerin tespitinde kullanılır. B. Kapalı kutu, çanta, valiz gibi eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde kullanılır. C. Metal nesnelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir. D. Patlayıcı maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir. E. Uyuşturucu maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir. Tabii burada da
cihazları hakkında hangisi doğrudur diyor. Kapalı kutu değil mi? Kapalı kutu, valiz, çanta, eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde kullanılır. Bursa seçeneği doğru cevap. 31. Aşağıdakilerden hangisi kişide bağımlılık oluşturan maddelerden değildir? A. Hafif ağrı kesiciler. B. Uyarıcı maddeler. C. Sakinleştirici maddeler. D. Yatıştırıcı maddeler. E. Sentetik maddeler. Evet, burada da arkadaşlar hafif ağrı kesiciler bağımlılık oluşturan maddeler arasında değildir. Cevap Adana seçeneğidir. 32. sorumuz yangından gelmiş. Bakın, yangında itfaiye olay yerine gelene kadar yanıcı maddenin türüne göre yangın söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip hangisidir? Kurtarma ekibi, ilk yardım ekibi, koruma ekibi, söndürme ekibi, teknik bakım ekibi. Evet, bakın burada da dikkat edin. Yangını söndüren, bakın şurada, yangını söndüren kim olur? Söndürme ekibi değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. 33. soru. Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır? Saldırgan, pasif, paniğe kapılmış, organize aktif, organize pasif. Evet. Bakın arkadaşlar, soruları okurken düzgün okuyun. Sorunun içerisinde cevap direkt çıkıyor bakın. Ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket edenler değil mi? Paniğe kapılmış kalabalıklardır. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Son iki soru. Son iki soru yine 34. soru ilk yardımına gelmiş. Bakın, ilk yardımın ABC'si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C'nin tanımı nedir? A. Hava yolu açıklığının açılması, hava yolunun açılması. B. Solunumun düzenlenmesi. C. Kas iskelet sisteminin kontrolü. D. Kas kan dolaşımının sağlanması. E. Sindirim sisteminin düzenlenmesi. A neydi arkadaşlar? A. Hava yolu açıklığı. B. Solunumu. Şöyle A diyelim. B. Solunumun değerlendirmesi. C. Kan dolaşımının sağlanmasıdır. Bize sorulan C'nin tanımını sormuşlar. Bakın burada. Burada da dolaşım, kan dolaşımının sağlanması Denizli seçeneğinde doğru verilmiş. Son soru arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi Kerem nokta görevini yerine getirirken aşağıdaki hareket tarzlarından hangisi doğrudur? A. İhtiyacı olduğu zaman noktayı bırakarak ihtiyacını giderip gelebilir. B. Sorumluluk alanı dışı bile olsa suçüstü halinde noktayı terk ederek faili yakalamalıdır. C. İhtiyaç gidermesi gerektiğinde diğer görevliler haber vererek yerine gelmelerini sağlamalı. Görev yerini boş bırakmamalıdır. D. Kendini geliştirmek ve güncel tutmak için televizyon veya bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarını noktada bulundurmalıdır. E. Nokta içerisine ilgisiz şahısları alabilir. Evet arkadaşlar, burada da yine dikkat ettiğiniz gibi ihtiyaç gidermesi gerekti. Diğer görevlilere mutlaka haber vermesi gerekiyor ve görev yerini boş bırakmaması en doğrusudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, önermeyi unutmayın lütfen. Kanala katılarak özel güvenlik örnek sınav sorularını ve konulara erişebilirsiniz. 84. dönemden 100. döneme kadar tüm soruları çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin ve daha önce atmış olduğum tüm soruları tekrar tekrar çözmeniz önemlidir.
Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.